kontrellerimde güzellik olgusundan hızla uzaklaşırım. Bu bir nevi çirkinliğe övgüydü belki de. Melankoli, hüzün, karamsarlık ve karanlık gibi algılansa dahi aslında insanın iç dünyasını dış dünyaya bağlayan bir köprü oluşturmaktı hedefim. Plandan, tasarıdan uzak, anlık düşüncelerle ortaya çıkan çalışmalarım süreç içinde zaten olgunlaşıyor. Evet, burada başka bir portre görüyoruz. Resmini yaptığım modelden çok kendi üç dünyamı yansıtarak üç dünyamla doğrudan yüzleşmeyi seviyorum. Gerekli gördüğüm renk ve çizgilerle, gerekli gördüğüm zamanda, gerekli gördüğüm şeyleri resmetmek bana bağımsızlığı hissettiriyor. Tuvalin merkezine aldığım yüz ifadelerim, portrelerim genellikle arka mekanda soyutlaşıyor ve ifade gücünü ele alıyor. Az önce bahsetmiştim, portrelerimde genelde güzellik anlayışının ötesinde çirkinliğe övgü yaptığımı, vurguladığımı. Çünkü doğruluğu ve güzelliği anlatmanın yolu karşı konulamaz çirkinliğin otoritesinde ve gücünde bence. Çirkinliğin benimsenmesi karşıtı olan güzelliğin sindirilmesini sağlar. Güzel olanla daima kıyaslanır. Ama çirkinlik kesinlikle mutlaktır. Doğruluğu ve güzelliği anlatmanın yolu karşı konulamaz çirkinliğin otoritesinde ve gücündedir. Çirkinliğin benimsenmesi, karşıtı olan güzelliğin sindirilmesini sağlar. Güzel olan daima kıyaslanır. Ama bence çirkinlik kesinlikle mutlaktır.